Van Gölü canavarı iddialara göre sırtında sivri çıkıntıları olan 15 metre uzunluğundaki koyu renkli dinozorvari bir yaratıktır. Bestami ismiyle de geçer. 1990'lı yıllarda sık sık görülür ama en az 100 yıl kadar geriye giden kayıtları vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçer. Hicret dönemi İslami anlatılarında da yer alır. Önemli siyasi figürlerin söylemlerine konu olur, küresel çapta yayın yapan paranormal araştırma belgesellerinin de odak noktası haline gelir. Van Gölü canavarının kriptozooloji içinde çok önemli bir yeri vardır. İnsanların ilgisini yüzyıllardır kendi üstünde tutar. Bu videoya aslında Anadolu'da var olduğu söylenen canavarları ve şehir efsanelerini konuşmak üzere başlamıştım. Ama araştırma yaptığım süre boyunca Van Gölü canavarı hakkındaki bu söylentiler ve efsaneler içinde kayboldukça kayboldum. Adeta gölün kendi ıssız derinliğinin sonsuz karanlığında boğuldum. En nihayetinde de bu canavarın kendi videosunu hak ettiği sonucuna vardım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Gizem Dosyaları Van Gölü canavarına hoş geldiniz. İstanbul merkezli Saadet Gazetesi'nin 29 Nisan 1889 tarihli 1323 sayılı nüshasında ilginç bir haber yayınlanır. Haberde şunlar yazar. Yolculardan birisi namaz kılmak için göl kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına geldiğinde onları yıkamak için suya girer girmez göl hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini içeri çekmeye, adam ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar. Hayvanın tasallutundan yalnız başına kurtulamayacağını anlayınca feryat ile arkadaşlarından yardım ister. Arkadaşları güç haliyle bu şahsı denizden çıkarır ise de hücum eden hayvan zavallı adamı topuğundan dizine kadar sarmıştır. Adamın feryadı göklere çıkar. Bütün çabalar sonuç vermeyince bir çare adamın arkadaşları hayvanın adamın ayağını bırakması için kuyruğunu ateşle yakar. Ateş tesiriyle hayvandan yürek tırmalayan bir çığlık ile heybet, kuvvet ve acıyla havaya fırlar. Ayağını kapmış olduğu adamı da kaldırıp 20-25 metre yükseğe çıktıktan sonra suya inerek adamı da beraber alıp götürür. 135 yıllık bu haber Van Gölü canavarı hakkında gördüğümüz ilk kayıtlı resmi bilgidir. Bu noktadan sonra uzun bir süre boyunca canavarla ilgili hiçbir şey duymamakla birlikte 1993 yılından sonra yaratığı gördüğünü söyleyen insanların sayısı birden artar. İnanmasa da çok bilmişler. Ben Van Gölü'nde yaşarım. Kah çekilirim derinlere, kah kıyılardan taşırım. Derinlerinde gölün bir gizemli canavar. Sizden aldığı solukla yaşar. Bu dizeler 1997 yılında dönemin başbakan yardımcısı olan ve pek çok defa da başbakanlık yapan Bülent Ecevit tarafından Van Gölü'nde yaşayan o korkunç yaratığa atıfta bulunarak yazılmıştır. Bu devasa hayvan işte o kadar yaygın bir konu haline gelmiştir. Yine 1997 yılında Van Gölü'nde incelemeler yapmaya giden Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi olan Ünal Kozak, canavarı gördüğünü iddia edip kaydettiği videoyu analiz etmeleri için çeşitli kuruluşlara gönderir. Buna rağmen görüntülerdeki görüş açısının yaratığın sol tarafını hiç göstermemesi ve canavarın hep o yöne doğru gidip başka tarafa kaymadan hareketine devam etmesi insanları ikna etmekte başarılı olmaz. Görüntülerdeki varlığın canavar olarak gösterilen bir maket olduğu ve maketin bir iple bağlanarak bir tekne yardımıyla sürüklendiği sonucuna varılır. Peki bu durum, söylentilerin ve efsanenin sönmesini sağlayabilmiş midir? Tabii ki hayır. 2020 yılında yayınlanan haberlere göre Züleyha Son adlı bir vatandaş gölün sahilinde kardeşi ve kuzeniyle birlikte bir gezintiye çıktıklarında gölde bir hareketlenme görürler. Hareketlenmeyi gören çevredeki diğer insanlar da sahile koşarlar. Bu hareketlenme söylenenlere göre 20-30 metrelik bir boya sahip ve zikzaklar çizerek ilerleyen bir varlığa aittir. Canavar hakkında şu ana kadar kabul edilmiş temiz ve somut bir kanıt öne sürülemese de bölgedeki turizm yoğunluğu önemli bir ölçüde artmıştır. Ve Van'ın Gevaş ilçesinde yaratık adına 4 metrelik bir heykel dikilmiştir. Yaratık
Yaratığın geçmişi aslında ne 1990'larla ne de 1889 yılıyla sınırlıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayan, belki de 1000 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yolculuğu vardır. 17. yüzyılda yazılmış seyahatnamede Evliya Çelebi, Van Gölü'ne girip çıkan ve yerden alevlerin çıktığı, dumanların yükseldiği bir mağarada yaşayan bir canavardan bahseder. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre Süphan Dağı eteğinde Ali Kayası'nda iki ejder vardır. Hicretten sonra bu ejderlerden birisi Erzurum'a yönelir ve Abdurrahman Gazi ile karşılaşır. Abdurrahman Gazi canavara nereye gittiğini sorar ve canavar da Erzurum halkını yemeye diye cevap verir. Bunun üzerine Abdurrahman Gazi yaratığa bela okur ve ejderha taş kesilir. Ama bu sefer diğer canavar Azerbaycan ve Diyarbakır'daki her yeri yakıp yıkar. Bu yüzden bölge halkları ve Van ahalisi Hazreti Peygamber'den yardım ister. Böylece Hazreti Ali canavarı öldürmekle görevlendirilir. Hazreti Ali bu canavarı Van Gölü'nden su içerken bulup onunla savaşıp onu öldürdükten sonra ejderhanın mağarasına girer ve bir yavrusu olduğunu görür. Dua ettikten sonra mağaranın ağzı çöker, girişi kapanır ve yavru ejderha içeride Ali Kayası denilen bu yerde hapsolur. İşte bu şekilde Van Gölü canavarının geçmişi sadece 1990'larla veya 1889 haberiyle sınırlı değildir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki seyahatnamesinde veya belki de aynı metinde anlatılanlara göre 1500 yıl öncesine kadar uzanır. Van Gölü canavarı dünya genelinde kriptit olarak adlandırılan gizemli varlıklardan birisidir. Asya'da Yeti olarak geçen, Amerika kültüründe de Sasquatch, koca ayak veya skunk ape yani kokarca maymun olarak bilinen vahşi büyük insanımsı yaratıklar, daha çok Meksika içinde ve çevresinde görüldüğü söylenen şeytani bir sırtlanı andıran Chupacabra veya Moğolistan'ın ölüm solucanları ve ABD'nin Batı Virginia eyaletinde dolaştığı iddia edilen güve adam gibi canavarlar, bu kriptidlere verilebilecek örneklerden sadece birkaç tanesidir. Bu varlıklar doğada bulunan hayvanlara kıyasla daha egzotik, daha tehlikeli ve daha olağan dışı öğelere, biçimlere ve davranışlara sahiptirler. Kriptitlerin hepsinin sahip olduğu en açık özellik ise varlıklarının kesin bir doğrulukla kanıtlanamamış olması ama insanların ciddi bir kısmının bu canavarların var olduğuna inanmasıdır. Van Gölü canavarı da kesinlikle kriptit tanımına girer ve dünya çapında bir ünü vardır. Tıpkı kavramsal kardeşi Loch Ness canavarı gibi çok güçlü bir varlığı mevcuttur dünya üzerinde. Destination Truth ve Animal X gibi doğaüstü varlıklara odaklanmış programlara konu olmuştur. Mitolojik bir başlangıç noktasına sahip olmasına ek olarak 135 yıl önceki haber organlarının bile ilgisini çekmiştir ve insanların zihninde her gün daha güçlü bir şekilde var olmaya devam etmektedir. Yüzyılları aşkın geçmişiyle karşımıza çıkan bu canavar tabii ki gelecekte de yaşamaya devam edecektir. Peki Van Gölü canavarı, içinde yaşadığımız bu güzel ülkede insanların dillerinde dolaşan tek mistik varlık mıdır? Dostlarım, bu sorunun cevabı bellidir. Anadolu gibi çok büyük bir tarihi mirası sırtında taşıyan bu topraklarda, dünyanın başka bir yerinde görülmeyen bir çeşitliliği barındıran bu coğrafyada, insanlara dehşet saçan sayısız canavar söylentisi dolaşır. Tabii bu söylentiler de artık başka bir videonun konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere.